Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Biz bu dersleri hem YouTube'a atıyoruz hem de sanal medreseye atıyoruz. İkisini birden atmamızın sebebi şu. Bazı arkadaşlarımız bu dersleri sanal medreseden dinleyemiyorlar. Yani internetleri yetmeyebiliyor. Bundan dolayı YouTube'a da atıyoruz. Eğer YouTube'dan izliyorsanız sanal medrese öğrencileri dikkat. Eğer YouTube'dan izliyorsanız sanal medreseye girip dersin altında ben bunu izledim, izlemedim, sorularını yaptım. Testleri çözdüm, gibi basit sorulara cevap vermeniz gerekir ki bizim listemizde bu dersi işlediğiniz görünsün. Bu dersi işlediğiniz görünmezse öğretmen tarafından veya yetkililer tarafından uyarı alırsınız ve e, derste ilişkinizin kesilmesi dahi olabilir. Yani ben YouTube'dan izlemiştim hocam demeniz yeterli değil. YouTube'dan da izleseniz, sanal medreseden de izleseniz yapacağınız sanal medresede bu videonun altında 2 veya 3 basit soru var. Onları cevaplamanız siz onlara cevapladığınız zaman biz sistemde bu dersi dinlediğinizi görebiliyoruz. Birinci duyurumuz bu. İkinci duyurumuz, e, dokuzuncu dersi yapıyoruz şu an biz. Sekizinci dersimizde Enam suresi 23'ü sormuştuk. Kazanan Zeynep Değirmen 1127. Zeynep Değirmen 1127 27 e, isimli arkadaşımız kazandı. Üç tane mealden getirmiş Enam 23'ü tevhid mealinden. Ömer Nasu'yu bilmem mealinden ve Elmalı Hamdiyaz'ın mealinden getirmiş. Bu arada sesim çok kötü kusura bakmayın. Bu şekilde bugün idare edeceksiniz. Dokuzuncu dersimiz yani bu dersimizde zor bir soru soracağız. Benim tefsir derslerimi incelemeniz lazım. Veya bir yerden öğrenmeniz lazım. Bilene beydavi tefsiri vereceğiz arkadaşlar. Değeri yaklaşık 900 lira olan, 1000 lira olan. Beydavi üç ciltlik kalın kalın üç cilt Beydavi tefsiri vereceğiz. Ayrıca bu derste görmüş olduğunuz en önemli üç cümleyi bu derste dinlediğiniz en önemli üç cümleyi yazacaksınız. Arkasından soracağım sorunun cevabını yazacaksınız. 10. derste ben Beydavi tefsiri kazananı açıklayacağım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Arkadaşlar, biraz önce de söylediğim gibi sesim kötü. Ben bu dersi normalde dün veya önceki gün çekecektim ama sesim çok kötüydü, iyileşmedi. Bugün son gün, artık bugün çekmem gerekiyor. Ne zaman iyileşeceğini bilmiyoruz. Kusura bakmayın, buna idare edeceksiniz. Biz 91. sayfadan başlıyoruz. Kısa bir ders yapacağım. 95. sayfaya kadar fazla uzatmayacağım. 91-95 arası olacak. Rab kavramını göreceğiz arkadaşlar. Rab kavramını göreceğiz. Burada bundan önce bizim YouTube'da bir şeyimiz var. Dersimiz var. İngiliz uşağı Selefi Vahhabi. Dersin başlığı, resim başlığı İngiliz uşağı Selefi Vahhabi. Dersin ismi ise Selefiler kime hizmet ediyor? Arkadaşlar bu derste ben Elmalılı Hamdi Yazır'ın Tevbe Suresi 31. ayetine dair yorumlarını getirdim. Hani bize Vahhabi, Terörist, Selefi diyorlar ya, hakimiyet Allah'ındır dediğimiz için bakın Elmalılı Hamdi Yazır Türktür, Osmanlı'dır. İşte e, yani Hanefi'dir, Maturidi'dir. Kendisine hiçbir şey denilemeyecek bizim toplumumuz tarafından bizim gibi asla kötülenemeyecek bir kimsedir. Tevbe suresinin 31. ayetinin tefsirinde onun ne dediğini anlattım. O dersi mutlaka dinleyeceksiniz. O ders size öde. Size öde veriyorum. Altına arkadaşlar da linke yazarlar. Linkini de atarlar. Selefiler kime hizmet ediyor? Bunu mutlaka dinleyeceksiniz. Rab kavramı hakkında çok güzel bilgiler sunacağız orada. Şimdi biz nereden geldik? Hani her zaman diyoruz nereden geldik, nereye gidiyoruz? Şirk ve nedenini gördük. Şirk ve nedenini. Şirkin nedenleri arasında işte Allah'tan başka rab edinme, Allah'tan başka ilah edinme, Allah'tan başka melik edinme. Yani şirk Allah'tan başka rab edinme şeklinde ortaya çıktı Mekke'li müşriklerde. Yani şirk Allah'tan başka ilah edinme şeklinde çıktı Mekkeli müşriklerde. Yani şirk Allah'tan başka melih edinme şeklinde, melik edinme şeklinde çıktı Mekkeli müşriklerde diyoruz. Madem şirk bu şekilde tezahür etti. Rabbin, Allah'tan başka Rabbin, Allah'tan başka ilahın, Allah'tan başka melikin tezahür etmesiyle ortaya çıktı. O halde Rab nedir? İlah nedir? Melik nedir? Bunu incelememiz gerekiyor. Tavsiye mevdudi Kur'an'a göre dört terim ezberlemeniz gerekiyor. Birçoğunuz okumadıysanız zaten diyorum ya yani bizim Dönemimizde Mevdudi'nin dört terim isimli eseri hepimizin ezber bildiği eserdi. İbadet, Rab, ilah, Din. Bu dört kavramı anlatıyor. Hepimizin ezber bildiği bir kitaptı. Bu kitabı tavsiye ediyorum. Bunu ezberlemeniz gerekiyor. Yani bir kere okumakla olmaz, iki kere okumakla olmaz, üç kere okumakla olmaz. Defalarca ama defalarca bunu ezberlemeniz gerekiyor. Evet. Şimdi yazar, "Rab asıl anlamıyla terbiyeyi ifade eder." diyor sayfa 91. Ayrıca ıslah etmek. Islah etmek için ne gerekir? Islah yollarını bilmek gerekir. Nasıl ıslah edeceğini bilmek gerekir ve ıslah ettiğin üzerinde otorite sahibi olman gerekir. Tasarrufta bulunmak Tasarrufta bulmak için bunlar gerekir. Kemale erdirmek, mükemmelliğin ne olduğunu en iyi şekilde bilip ortaya koymak gerekir. Kefil olmak, efendi, ihsan, sorumluluk sahibi olmak, toplamak, yığmak, başkanlık yapmak, sahip olmak, öğretmek, yol göstermek, idaresi altına almak gibi anlamlara gelir diyor. Bu anlamlara gelir diyor. Evet. Şimdi bunlar sözlük anlamı arkadaşlar. Daha önce de ben size anlatmıştım. Lugavi anlam Şer'i anlam yani ıstılahi anlam farklıdır. Salat lukavi olarak duadır, ıslah bu yapmış olduğumuz namazdır. Şimdi buradaki bu anlamlar, bu anlamlar lukavi manadır. Lukavi manadır. Islah etmek Rab kelimesinin lukavi manasıdır. Tasarafta bulunmak Rab kelimesinin lukavi manasıdır. Kemale erdirmek Rab kelimesinin lugavi manasıdır. Şimdi bu manalardan Kur'an ve sünnete baktığımız zaman ıstılahi mana çıkıyor. Bu manalardan Kur'an ve sünnete baktığımız zaman ıslahi mana çıkıyor. Üç mana çıkar. Malik olan yani e, mülkü altında bulunduran, ihtiyaçların kefili olan yöneten ve düzenleyen. Yöneten ve düzenleyen. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, sünnete baktığımız zaman Rab kavramı hakkında malik olan, mülkü elinde bulunduran, bir bihedihil mülk, mülkü elinde bulunduran Allah ne mübarektir. Niçin? Çünkü Rab odur. Evet. İhtiyaçların kefili olan, yöneten ve düzenleyen. Yöneten ve düzenleyen. Şimdi arkadaşlar, önce şunu söyleyeyim. Bir mana bir manayı gerektirir. Mutlaka bir mana bir manayı gerektirir. Murat Gezenler ilim talebesi. Bana bu vasfı verdiğiniz zaman talip, talebe vasfını verdiğiniz zaman bu mana benim öğrenen bir kimse, araştıran bir kimse, ilim talebeden bir kimse olmamı gerekli kılar. Mesela Murat Gezenler Hoca dediğiniz zaman bu benim ders vermemi gerekli kılar. Şimdi mana manayı gerekli kılar. Unutmayın bunu. Mana manayı gerekli kılar. Şimdi melik olmak, ihtiyaçların kefili olmak, yönetmek üç manayı gerekli kılıyor. İbadet, teslimiyet ve boyun eğme. Unutma, unutmayın. Rab kelimesinin Kur'an ve sünnetteki manalarına baktık. Bir, malik gördük. İki, ihtiyaçları gideren gördük. Üç, yöneten ve e, düzenleyen gördük. Üç tane mana gördük Rab kavramı. Bu üç mana ibadet, kulluk yani teslimiyet ve itaati gerekli kılıyor. Sen Allah'a teslim olacaksın. Ya da sen kime teslim oluyorsan onu Rab Kime itaat ediyorsan onu Rab Kime kulluk yapıyorsan onu Rab 92. sayfa. Yazar burada diyor ki Mekkeli müşriklerde Allah'ı gökyüzünün Rabbi olarak kabul etme problemi yoktu. Bu üç manada da Mekkeli müşrikler Allah'ı evrenin Rabbi olarak kabul ediyorlardı. Gökyüzünün Rabbi olarak kabul ediyorlardı. Semanın, feleklerin Rabbi olarak kabul ediyorlardı. Üç manada da. Yani gökyüzünün de ihtiyaçlarını gideren, kefil olan, Gök maliki mülk elinde bulunduran, gökyüzünde yüzünde terbiye eden, yöneten. Bu üç manayı kabul ediyorlardı. Şimdi bu üç manayı kabul ettiğin zaman gökyüzü Allah'a kulluk ediyor. Hani mecburi kulluk var ya, o kulluğu yapıyorlar. Gökyüzü, gök cisimleri, evren, yıldızlar, güneş, ay, kuşlar, ağaçlar Allah'ın hükmüne teslim olmuşlar ve Allah'a boyun eğiyorlar. Bu anlamda Mekkeli müşrikler üç manayı da kendilerini dışarıda tutarak Allah'a Rab olarak veriyorlar. Üç manayı da bunu kabulleniyorlar yani. Bu üç mananın gereklerini de kabulleniyorlardı. Ancak kendilerini istisna ediyorlardı. Yani Allah Rabbus Semavat göklerin Rabbiydi ama onların nezdinde Rabbul Art arzın yeryüzünün Rabbi değildi. Allah yeryüzünün Rabbi değildi. Evet. 92. sayfada bunu anlatıyor yazar. Peki yeryüzünün Rabbi kimdi? Yöneticilerdi yani egemenlerdi. Şimdi burada şu sonuç çıkıyor. İnsanların Allah'ın rububiyetine neden boyun eğmedikleri açığa çıkıyor. İnsanların Allah'ın rububiyetine neden boyun eğmedikleri açığa çıkıyor. Şimdi buranın devamında ben bir açıklamada bulunayım. Açıklamada bulunmadan önce hemen sorumuzu soralım. Biliyorsunuz tevhid üçe ayrılıyor. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi. Önce şunu söyleyeyim. Kesinlikle, kesinlikle videoyu bitirmeden sorulara cevap vermiyorsunuz. Soruya cevap. Yani bu soruya ödüllü soru. Beydavi tefsirini vereceğiz. Kadı Beydavi'nin 3 yıllık tefsirini. Nereden bakarsanız 750 lira veya 1000 lira bilmiyorum fiyatını. Ama soruyu duydunuz, dersi bırakıp soruya gidip soruyu cevaplayıp tekrar derse, derse dönmeyecekseniz bunu yapar da kazanırsanız hakkınız ile kazanmış olmazsınız. Bunu yapar da kazanırsanız hakkınız ile kazanmış olmazsınız. Bunu bilin. Dersi devam edeceksiniz. Dersi bitirdikten sonra araştırmanızı yapıp soruya cevap vereceksiniz. Sorumuz şu arkadaşlar. Umuhiyet tevhidi nedir biliyoruz? Rumubiyet tevhidi nedir biliyoruz? İsim ve sıfat tevhidi nedir biliyoruz? Bu üç tevhid bir ayette toplanmıştır. Yani bir ayette üç tevhidin üçü de toplanmıştır. Zor bir soru her yerde bulamayacağınız bir soru. Benim tefsir derslerime bakarsanız siteden orada var. Aklını çalıştıran talebe nasıl bulacağını ben tüyü verdim. Aklını çalıştıran talebeye tüyü verdim. Evet. Tekrar ediyoruz soruyu. Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi bir ayette toplanmıştır. Bu ayet hangisidir yazıyorsunuz. Ama bu derste en beğendiğiniz iki cümleyi de yazıyorsunuz. Bu derste en beğendiğiniz iki cümleyi alıntılıyorsunuz. Altına da cevabı. Ayrı ayrı da olabilir, tek de olabilir. Ayrı ayrı mesaj da olabilir, tek mesaj da olabilir. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi yazar 92. sayfada diyor ki. Burada bir yanlış anlaşılma var. Onu da düzeltelim. Mekkeli müşrikler diyor. Rububiyet tevhidine iman ediyorlardı. Ama uluhiyet tevhidinde problemleri vardı onlar. Biz şunu söyleyelim. Mekkeli müşrikler uluhiyet tevhidine hakkıyla iman etmiyorlardı. Rububiyet tevhidine hakkıyla ne yapmıyorlardı? iman etmiyorlardı. Çünkü rububiyet, uluhiyeti gerekli kılar. Daha önce de anlattık. Rububiyet, uluhiyeti gerekli kılar. Bununla ilgili de dersimizin linkini teknik ekip aşağı yapıştırın. Bununla ilgili ben uzun uzun anlattım arkadaşlar. Rububiyet başkadır, uluhiyet başkadır. Rububiyet asıldır, uluhiyet sonuçtur. Rububiyet olmadan uluhiyet olmaz. Rububiyet varsa uluhiyet vardır rububiyet varsa uluhiyet vardır. Rububiyet olmadan uluhiyet olmaz diye ben bu meseleyi uzun uzun anlattım. Gelin tevhidi öğrenelim silsilesinde. Teknik ekip bu konuyu şey yapın inşallah. E, Lingi yapıştırın. Şimdi Mekkeli müşrikler ikrar ediyorlar. Allah'ın rububiyetini ikrar ediyorlar ama Hakiki bir şekilde iman etmiş değiller. Çünkü kalpte rububiyet olduğu zaman dışarıya uluhiyet olarak yansır. İbn-i burada bir cümlesi var arkadaşlar. Buraya kadar bir toplayalım. Buraya kadar bir toplayalım. Çünkü son darbeyi vuracak yazar. Şimdi Rab kavramının lugavi manasını verdi. Lugavi manasına göre Kur'an'dan 3 mana çıkardı. 3 mana 3 manayı gerekli kıldı. Lukavi manası işte kefil olmak, ıslah etmek, terbiye etmekti. Üç manadan şey, lukavi manadan üç mana çıkardı. Bu ikinci üç manaya ıslahi mana diyoruz. Veya şer'i mana diyoruz. Veya terminolojik mana diyoruz. Islah etmek, tasarrufta bulmak, kemal erdirmek bunlar lukavi mana. Melik olmak, ihtiyaçların kefili olmak, yönetim ve düzenliyor olmak bunlarda ıslahi, şer'i ve terminolojik mana diyoruz. Evet, bunu bitirdik. Bu üç manadan üç anlam çıktı. Teslimiyet, ibadet ve itaat. Teslimiyet, ibadet ve itaat. Üç manadan üç mana çıktı. Teslimiyet, itaat, ibadet. Mekkeli müşrikler bu üçünü gökyüzüne verdiler. Gökyüzü Allah'a teslim oldu. Yeryüzü Allah'a teslim oldu. Kuşlar Allah'a teslim oldu. Allah'a itaat ediyorlar ama kendileri bu egemenliği aldılar. Bu egemenliği kendileri aldılar. İbn-i diyor ki tevhid puta tapanların müşrik oldukları halde ikrar ettikleri şekilde kişinin Allah'tan başka yaratıcı olmadığına, Allah'ın her şeyin Rabbi ve Melike olduğunu olduğuna ikrar etmek değildir. Yani kişi kişi müşrik olduğu halde Allah vardır, birdir, yaratandır, rızık verendir demesi tevhid değildir. Gerçekten bu Ebu Cehil ve putperestlerin tevhidi gibidir. Gerçekten bu evet. Eğer bu tevhid birini kurtaracak olsaydı puta tapanları kurtarırdı. Asıl mesele müşriklerle muvahhidleri birbirine ayıran unuhiyet tevhidine sahip olmaktır diyor. Medercüs Salikinde asıl mesele unuhiyet tevhidine sahip olmaktır diyor. İbn Kayyim medartül salkinde. bakın beğendiğiniz cümleler dedim ya bu bu cümleyi yazabilirsiniz. Çok güzel bir cümle. Mesela burada Yusuf Suresi'nin 106. ayetiyle ilgili İbn Abbas'ın tefsiri var. Onların çoğu Allah'a şirk koşmaksızın iman etmezler ayeti. Bu ayetle ilgili onların Allah'a iman etmesi gök yüzünü kim yarattı diye sorsan Allah derler. Yer yüzünü kim yarattı diye sorsan Allah derler. Onların iman etmesi budur diyor İbn Abbas İbadete gelince Allah'tan başkasına yönelmeler işte şirk koşmalarda budur diyor. Şimdi bakın dinliyoruz arkadaşlar. Burada ibadetin Rab olana itaat anlamına geldiğine de ayrıca dikkat etmekte fayda vardır. Bu cümleyi yazıyoruz. Whatsapp durumlarımıza paylaşıyoruz. Whatsapp durumlarımıza paylaşıyoruz. Hani böyle güzel süslü süslü yazıyorsunuz ya. Yazın altına. Bunu Whatsapp durumunda paylaşın. İbadet Rab olana itaat etmektir. Böyle yazın. İbadet Rab olana itaat etmektir. Buna göre Allah'ın emir ve yasaklarına rağmen kendileri gibi insanlar tarafından oluşturulmuş emir ve yasaklara itaat eden kimseler Allah'tan başkasına ibadet yapmaktadırlar. Şimdi şu cümleyi sadece bir Müslüman kurabilir değil mi? Şu cümleyi sadece. Bundan dolayı soruyorlar hocam işte bu yazar Müslüman mı diye. Şu cümleyi Müslümandan başkası kurmaz. Bak diyor ki buna göre birisi Allah'ın dışında hukuk sistemi koyar. Sen de ona itaat edersen o hukuk sisteminin sahibine ne yapmış olursun? İbadet etmiş olursun diyor. Tevbe suresinin 31. ayetini getiriyor. İttihazu ahbarahum ve erbaba dunillah. Onlar Allah'ı bırakıp haham ve rahiplerini Rab edindiler. Benim bununla ilgili de çok güzel bir dersim var. Seyit Kutup'tan yapmış olduğum dersim var. Onu da dinleyin. Bu hafta çok sıkı çalışacaksınız. Bunları bu dediğim dersleri dinlerseniz Mükemmel oturur. Arkadaşlar bunun da linkini eklesinler inşallah. Müthiş oturur ee, arkadaşlar. Seyyid Tefsiri tefsiriyle ilgili yaptığım müthiş bir analiz var orada. Onu okuyun inşallah. Bunu getiriyor, bu ayeti getiriyor. Tevbe suresi 31. ayet. Onlar Allah'ı bırakıp haham ve rahiplenir, Rab edindiler. Arkasından Adi bin Hatem'in rivayetini getiriyor. Adi bin Hatem boynunda haç olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor yanına geliyor. Onlar diyor haham ve rahiplerine ibadet etmediler ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onların emirlerine yani haramlarına helal helal onların dini liderleri haramları helal yaptı. Helalleri haram yaptı. Siz de buna itaat ettiniz mi? Evet. İşte sizin rap edilmeniz, sizin ibadetiniz budur diyor. Tirmiz'de geçen bir rivayet. Şimdi dikkat. Elmalı Hamdi yazır bu ayetin tefsirinde diyor ki Allah'ın emirlerini göz ardı ederek alimlerde velev cüz'i bir hüküm vaaz etme yetkisi bulunduğunu hatta bir zerrenin bile hükmünün yerini değiştirmeye yetkili olduklarını kabul ve teslim eylemek Allah'tan başkasına Rablik hissesi vermektir. Yani alimler de hüküm koyabilir demek helal ve haram belirleyebilir demek Allah'tan gayrısına Rablik vermektir diyor. Gelecek şimdi. Onlara Allah'ın dışında Rabb edinmektir. Şeytanlara, tağutlara, nemrutlara, firavunlara, putlara ve efsana yani efsan da put demektir. Tapmak nasıl bir şirkse alimlere de helal ve haram noktasına itaat etmek aynı şekilde şirktir. Devam ediyor. Herhangi birini Rab edinmiş olmak için beha mahal ona Rab edini vermek şart değildir. Rab adını vermek şart değildir birini rap edinmek için ona rap ismi vermek şart değildir. Allah'ın emrine uygun olup olmadığını hesaba katmayarak onun emirlerine uymak ve özellikle de dinin hükümlerine ait olan hususlarda onu kural koymaya yetkili sanıp ne söylerse ne emrederse doğru farz etmek, ona uyduğu zaman Allah'ın emrine tez düşeceğini düşünmeden hareket etmek onun emirlerini taparcasına yerine getirmek, onu Rab kabul etmek, ona ibadet etmektir diyor. Sayfa 94. Bu cümlelerde yazabilirsiniz arkadaşlar. Birçok arkadaşın kitabı yokmuş. Yani ben bunu duyduğum zaman çok hayıflandım. Yani ben burada şu halimde, bakın şu halimde buraya çıkmadan önce ilaçlar içtim, boğaz boğazma spreyler sıktım. Yani şu halimle 15-20 kere okuduğum bir kitabı size anlatmaya çalışıyorum. Yani bazı arkadaşlar kitap almaya yani 50-100 lira verip kitap almaya tenezzül bile etmemişler. Vallahi bu çok kötü bir şey. Yani ilme bu kadar saygısızlık yapılmaz ve bundan bereket de alamazsınız arkadaşlar siz. Yani ilme bu kadar gayri ciddi yaklaşırsanız bereket de alamazsınız. Evet. Bu cümleyi 94. sayfanın altındaki cümleyi not alın. Bak diyor ki arkadaşlar Allah'ın emrine uygun olup olmadığını hesaba katmadan birinin emirlerine uyuyorsan, Allah'ın din hükümlerine ait olan hususlarda onu kural koymaya yetkili sanıyorsan, helal koymasına yetkili sanıyorsan, haram koymaya yetkili sanıyorsan bu bir ibadettir diyor. Ona tapınmaktır diyor. Çok güzel oldu. Çok güzel bir ders oldu. Normalde ben ilah ve melek kavramını da anlatabilirdim ama bilerek anlatmadım. Şimdi artık en önemli bölüme geliyoruz. Allah'ın izniyle güzel gidiyoruz inşallah Ramazana bitireceğiz. Allah'ın izniyle Ramazana bitireceğiz. Ve ahiru davana